Arrhenius asit baz tanımına göre sulu çözelsine H artı veren maddeler asit, OH eksi yonu veren maddeler de bazdır. Buna göre yukarıdaki maddelerden hangilerinin asidik ve bazik özelliği Arrhenius tanımına göre belirlenebilir diyor. Dikkat edin Arhenius tanımına göre asit mi baz mı olduğu belirlenip belirlenemeyeceğini soruyor. SO3 ametal oksit olduğu için asidik özellik gösterir. Ancak Arrhenius tanımına göre asit mi baz mı olduğu belirlenemez. HNO3 suya H+ yonu verdiği için asidik özellik gösterir Arrhenius tanımına göre. Sodyum hidroksit suya OH- yonu verdiği için baz özelliği gösterir Arrhenius'e göre. Kalsiyum oksit de yine metal oksit olduğu için bazik özellik gösterir ancak Arrhenius tanımına göre asit mi baz mı olduğu belirlenemez. Dolayısıyla burada yalnızca 2 ve 3'ün Arrhenius tanımına göre asit ve baz mı olduğu belirlenebilir. Asit ve bazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Asitler turnusol boyasının rengini kırmızıya çevirir. Doğru asitler kırmızıya bazılar da maviye çeviriyor. Bazılar sulu çözeltilerin hidroksit OH eksiyonu verirler. Doğru asitler H artı bazılar OH eksiyonu veriyor. Asitler aktif metallerle H2 gazı açığa çıkartırlar. Doğru asitlerin aktif metallerle tepkimesinden metal tuzu ve H2 gazı açığa çıkar. Tüm ametal oksitler asidik özellik gösterir. Yanlış. Ametal oksitler evet asidik özellik gösteriyor ancak oksijen sayısının ametal sayısından fazla olması gerekiyor. Örneğin şöyle ki SO2, SO3 işte NO2, N2O5 gibi maddeler asittir. İşte CO2 gibi maddeler asittir. Ancak oksijen sayısı eşit veya azsa bu asidik özellik göstermez. Mesela kalsiyum oksit bir ametal oksit ama nötrdür, asidik değildir. Veya H2O su bir ametal oksittir ama asidik özellik göstermez. Oksijen sayısı eşit veya daha azsa asidik özellik göstermiyor. Dolayısıyla tüm ametal oksitler dediği için D yanlıştır. Amfoteroksitler su ile reaksiyon vermezler. Doğru. Oksitlerinden hangilerinin sodyum hidroksit sulu çözeltisiyle reaksiyon vermesi beklenmez. Sodyum hidroksit baz özelliği gösterdiği için asitlerle tepkimeye girer. Baktığımız zaman karbondioksit ametal oksittir ve oksijen sayısı ametal sayısından fazla olduğu için asidik özellik gösterir. Dolayısıyla asitle baz tepkimeye girer. Bu olur. Azot monoksit ametal oksittir ama oksijen sayısı ametal sayısına eşit olduğu için bu nötr özellik gösterir ve bazla tepkime vermez. Kalsiyum oksit metal oksit. Metal oksit olduğu için bu bazik özellik gösterir. Bazla baz tepkimeye girmez. Alüminyum oksit metal oksit ancak alüminyum amfoter bir metal olduğu için amfoter oksitler asidik veya bazik özellik gösterebiliyor. Karşısına baz ilave edildiği zaman asidik özellik gösterir. Dolayısıyla bununla alüminyum oksitle sodyum hidroksit tepkimeye girerler. Hangileriyle tepki vermesi beklenmez? 2 ve 3 ile tepkimesi ver, vermesi beklenmez. Dolayısıyla sorun cevabı da B şıkkı 2 ve 3 diyebiliriz. Aşağıda reaktifleri verilen kimyasal tepkimelerden hangisinde H2 gazı açığa çıkmaz? Aktif metallerin asitlerle olan tepkimesinden H2 gazı açığa çıkar. Aktif metalin yine suyla olan tepkimesinde 1A grubun özellikle 1A ve 2A grubu elementlerin birçoğu suyla tepkimeye girer ve tepkime sonucunda H2 gazı açığa çıkar. Çinko yine aktif çinko aktif metal. Karşısında baz var. Bazlar sadece amfoter metallerle tepkimeye girerler. Amfoter metaller aynı zamanda aktif metallerdir. Çinko da amfoter metallerden birisidir. Ve amfoter metallerin bazlarla olan tepkime sonucunda yine H2 gazı açığa çıkar. Yine E şıkkında da aktif metalin asitle olan tepkimesinde H2 gazı açığa çıkar. Bakır ise yarı soy metaldir. Yarı soy metaller zaten oksi kuvvetli oksijen asitlerle sadece tepkime girer. HCl tepkimeye zaten vermez. Tepkime olmayacağı için herhangi bir şekilde H2 gazı açığa çıkmayacaktır. Dolayısıyla D diyebiliriz. 5.4 gram alüminyum metalinin yeterli miktar H2SO4 sulu çözelsiyle tepkimesinden normal koşullarda kaç litre H2 gazı açığa çıkar diye sormuş. Öncelikle alüminyum metalinin sülfürik asitle tepkimesini yazalım. Al artı H2SO4. Tabi aktif metaldir alüminyum ve asitlerle olan tepkimesinden H2 gazı açığa çıkar. Aynı zamanda metal tuzu oluşur. Burada oluşacak metal tuzu da bakın alüminyum 3A grubu element olduğu için bileşiklerinde her zaman artı 3 değerliğini alır. Buradaki sülfat da eksi 2 değerliğini alır. Sülfat kökü. Şu çaprazlamadan da görebilirsiniz. Bu bileşik alüminyumla sülfatın oluşturacağı bileşik çaprazlamada şöyle Al2SO4 3 şeklindedir. 2 tane alüminyum var. Burası 2 ile çarpılır. 3 tane sülfat var. Burası 3 ile çarpılır. 3 çarpı 2'den 6 hidrojen var. Burası da 3 ile çarpılarak tepkime eşitlenebilir. Şimdi 5.4 gram alüminyum metali var elimizde. Bunun öncelikle molünü bulursak. En eşittiren bölü 5.4 bölü. Alüminyumun eması 27. 5.4 bölü 27. Yukarı doğru 2 katıydı virgül olması. O zaman 0.2 mol. Katsayı mol oranıyla 2'ye 0,2 mol ise 3'e 0,3 mol H2 gazı oluşur diyebiliriz. Yeterince ki yeterli miktarda h 2 4 var alüminyumun karşısında. Bize bunun kaç litre olduğunu soruyor. E biliyoruz ki 1 mol normal koşullarda normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplar. O zaman 0,3 mol gaz kaç litre yer kaplar diyoruz. Buradan da 0,3 ile 22,4'ün çarpımı Normalde 3 ile çarpışsaydık 67,2 olacaktı. 1 virgül geri gel. 6,72 litre H2 gazı oluşur diyebiliriz. Dolayısıyla A şıkkı diyebiliriz. Kalsiyum karbonatın hidroklorik asit ile tepkimesi. Bu denkleştirilmiş tepkimesine göre 40 gram kalsiyum karbonat katısı ile 0,5 molar 2 litre hidroklorik asit sulu çözelsinin tam verimli tepkimesi gerçekleştiriliyor. Tam verimli demek tepkimeye giren maddelerden en az birisinin tam olarak tükendiği anlamına geliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. X, CO karbon monoksittir diyor. Şimdi kalsiyum karbonat bazı özelliği gösteriyor. Hidroklorik asit zaten asittir. Asitle baz tepkimiz sonucunda tuz ve su açığa çıkar. Ama karbonatlı bazların asitlerle olan tepkimesinde aynı zamanda karbon dioksit gazı açığa çıkar. Böyle bulabilirsiniz birinin yanlış olduğunu ya da şöyle de yapabilirdiniz tabii ki. Burada kalsiyum var bir tane. Burada da bir kalsiyum var. Bir karbon var. Karbon burada yok. Demek ki X'in içerisinde bir tane karbon olması gerekiyor. İki tane hidrojen var. iki hidrojen var. Üç oksijen var. Başka oksijen burada yok. Bir tanesi burada. Demek ki burada iki tane oksijen olması gerekiyor. Burada iki klor var. Burada da yine iki klor var. Yani atom sayısı ve cinsinin sol tarafta ve sağ tarafta eşit olmasını hareketle de bulabilirdiniz. X'in sulu çözeltisi asidiktir. Karbondioksit bir ametal oksit ve oksijen sayısı daha fazla olduğu için evet sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Doğru. 0,8 mol hidroklorik asit reaksiyona girer demiş. İşte 40 gram kalsiyum karbonat n eşittir m bölü MA'dan. 40 bölü 400. 40 bölü 100. Tabii ki m 100. 40 bölü 100'den 0,4 mol var. Mesela kalsiyum karbonatın 0,4 molünün tamamen harcanabilmesi için 1'e 0,4 ise 2'ye 0,8 mol kalsiyum karbonata ihtiyaç var. Dolayısıyla en az 0,8 mol hidroklorik asit reaksiyona girer diyebiliriz. Dolayısıyla sorun cevabına da 2 3 D şıkkı diyebiliriz. Sodyum, karbon ve bakır katılarının oluşturduğu işte sodyum oksit, karbon monoksit, karbondioksit ve bakır oksit oksitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sodyum oksit sodyum metal olduğu için metal oksitler bazik özellik gösterir. Doğru. Karbonmonoksit ve karbondioksit asidik oksitlerdir demiş. Ancak ametal oksitler evet asidik özellik gösterir ama oksijen sayısının ametal sayısından fazla olması gerekir. Örneğin karbondioksit evet asidik özellik gösterir. Ama karbonmonoksit oksijen sayısı ametal sayısına eşit olduğu için eşit ve az durumlarda nötr özellik göstereceği için bu asidik özellik göstermez. Dolayısıyla B şıkkı yanlış. Bakır yine metal olduğu için metal oksitler bazik özellik gösterir. Karbondioksit suluç özelliği ile sodyum oksit bakır oksit katıları reaksiyona girer. Karbondioksit asidik bu ikisi de metal oksitler olduğu için bazik asitle bazlar tepkime girer. Dolayısıyla değişik olur. Karbon monoksit nötr, sodyum hidroksit bazik nötrle baz tepkimeye girmez. Dolayısıyla bu anlamda E şıkkı da doğrudur. Denge tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? brønsted Lowry asit baz tanımına göre eşlenik asit baz çiftlerinde proton veren madde asittir. Proton alan madde bazdır. Proton da burada H artı yonudur. Yani H artı yonu veren madde H artı veren asit H artı alan maddede bazdır. Burada pratik olarak eşlenik çiftleri bulduğunuz zaman hidrojen sayısı fazla olan asit az olan bazdır diyebilirsiniz. Mesela HCN, HCN ve CN eksi çiftlerinde hidrojen sayısı fazla olan HCN asittir. Diğeri de dolayısıyla CN de burada baz özelliği gösterir. Bunlar birinci çift olarak ifade edilebilir. HCN burada proton yani H artı iyonu vererek Cn eksiye dönüşmüş. Tersten de Cn eksi proton yani H artı alarak HCn'ye dönüşmüş diyebiliriz. Aynı şekilde H2 ile h, h artı arasında bu çiftler arasında hidrojen sayısı fazla olan asittir. Bu da ikinci çiftimiz olsun. h 2 da burada bazıdır diyebiliriz. Şimdi bu tepkime ile ilgili HCn ve Cn -e eksi konjüge yani eşlenik asit baz çiftidir. Doğru. HCN hidrojen siyonur H2O suya proton vermiştir diyor. Evet HCN asittir. Asitlerde H yani proton veren maddelerdir. Zaten HCN H2O'ya proton vermiş. O da o aldığı protonla birlikte h 3 oya artıya dönüşmüş. İkinci ifade doğru. H2O sıvısı burada baz davranışı gösterir ifadesi de yine doğru. Üçüncü ifade bu da. Dolayısıyla üçüncü de, üçü de doğru. Dolayısıyla E şıkkı diyebiliriz. Aşağıda verilen konjüge eşlenik asit baz çiftlerinden hangileri yanlıştır demiş. Şimdi burası lowry asit baz tanımına göre H artı iyonu veren madde asittir ki bunu haşartı proton da denir. Proton veren maddesidir. Proton alan, haşartı alan madde bazdır. Ve birbiri arasında haşartı kadar fark olan madde çiftlerine konjuge, işte eşlenik asit baz çifti denir. Şimdi HF ile FX arasında bir tane haşartı farkı var. Hidrojen sayısı fazla olan asittir. Dolayısıyla A şıkkı doğru. NH4 artı NH3. Bunlar arasında bir tane haşartı farkı var. Ve hidrojen sayısı fazla olan asittir. Dolayısıyla bu ifade de doğru. H2O, H3O artı. Hidrojen sayısı fazla olan asittir. H3O artı asit olması gerekiyor. Evet bunlar birbirinin konjüge asit bas çiftidir ama yerleri yanlış yazılmış. Dolayısıyla i̇şte bu anlamda C şıkkı yanlıştır. Hidrojen sayısı fazla olan asit. Hidrojen sayısı fazla olan yine D ve E'de de asittir. Bunlar birbirinin konjüge asit bas çiftidir. Hmm. Tepkimelerine göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Şimdi broşitlori asit bas tanımına göre H artı veren yani proton veren maddeler asittir. H+ alan yani proton alan maddelerde bazdır. Ve birbiri arasında H+ kadar fark olan çiftlerde madde çiftleri de konjüge asit baz çifti ya da eşlenik asit baz çifti olarak ifade edilir. Pratik olarak da çifti bulduğunuz zaman hidrojen sayısı fazla olan asittir diyebilirsiniz. Şimdi H2PO4- ile HPO4 2- arasında hidrojen sayısı fazla olan H2PO4- eksi dolayısıyla bu asittir, diğeri de bazdır. Bu birinci çiftimiz olsun. H2O ile H3O artı arasında hidrojen sayısı fazla olan asit. Bu da ikinci çiftimiz olsun. Diğeri de bazdır. Burada HPO4 2 eksi ile PO4 3 eksi arasında HPO4 2 eksi asit özelliği gösterir. Hidrojen sayısı daha fazla olduğu için diğeri de yine bazdır. Yine burada H2O baz özelliği gösteriyor. H3O artı da asittir. Şimdi i̇şte buradan hareketle H2PO4 2 eksi yani şuradaki madde pardon H2PO4 2 eksi şuradaki madde. H2PO4 2 HPO4 2 eksinin. Yani şuradaki maddenin HPO4 2 nin Konjüge bazıdır demiş. Ancak biz bunun asit olduğunu bulmuştuk. Hidrojen sayısı zaten daha fazla. Konjüge bazı değil. Konjüge asididir. Dolayısıyla A şıkkı bu anlamda yanlıştır. Diğerlerine de yine bakalım. PO4 3 eksi bazik özellik gösterir. Doğru. HPO4 2 hem asit hem baz özelliği göstermiştir. Şimdi bu birinci tepkimede HPO4 2 baz özelliği gösteriyor. İkinci tepkimede ise asit özelliği gösteriyor. Doğru hem asit hem bas hatta amfoterik özellik gösteriyor. Amfoter diyebiliriz bu anlamda ayrıca. H2O reaksiyonlarda bazik özellik göstermiş. Doğru her iki reaksiyonda da bazik özellik gösteriyor. H3O artı H2O'nun konjüge asididir. Bu da değil. Doğru. Mesela h yanlış olduğunu zaten bulmuştuk. Denge tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? brønsted lowry asit bas tanımına göre CH3NH2 asidik özellik gösterir brecht asit bas göre haşartı veren madde asit, haşartı alan madde bazdır. Dolayısıyla hidrojen sayısı fazla olan da asitik özellik gösterir diyebiliriz pratik olarak. Dolayısıyla burada CH3NH3 artı asit özelliği gösterir, CH3NH2 baz özelliği gösteriyor. Çünkü CH3NH2, CH3NH3 artıya dönerken haşartı alıyor yani proton alıyor. Proton aldığı için bazik özellik gösteriyor. Aynı zamanda burada H2O ile oh arasında hidrojen sayısı fazla olan H2O, asidik özellik gösterir. OH eksi ise burada bazik özellik gösterir diyebiliriz. Dolayısıyla burası doğru asit baz tanımına göre CH3 NH2 burada asit özelliği değil baz özelliği göstermiştir. Bu yanlış. H2O OH eksinin konjüge asididir. Doğru. CH3 NH3 artı yani şu madde CH3 NH2'nin konjüge bazıdır demiş ama konjüge asididir olacaktı. Dolayısıyla üçüncü ifade de bu anlamda yanlış. Dolayısıyla doğruları soruyor. Yalnız iki B şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki metallerden hangisinin 1 molünün 2 molar 1 litre HNO çözeltisiyle artansız tepkimesi sonucu normal koşullarda 22,4 litre H2 gazı açığa çıkar demiş. Şimdi HNO3 asitlerle aktif metaller tepkimeye girer. Örneğin sodyum tepkimeye girebilir. Magnezyum tepkimeye girebilir. Alüminyum tepkimeye girebilir. Aynı zamanda yarı soy metaller de HNO kuvvetli bir oksijenli asit olduğu için yarı soy metal olan bakır ve gümüş de h ile tepkime girer ama tepkime sonunda H2 gazı açığa çıkmaz. Dolayısıyla bakır ve gümüşü burada doğrudan eledik. Şimdi sodyum, magnezyum ve alüminyum arasında buradaki verdiği sayısal bilgileri kullanacağız. Şu an X olsun bu madde. X artı. Şöyle HNO3 diyelim. Bunun tepkimesi sonucunda X ile NO3 çaprazlanacak. Şöyle X, NO3 bileşiği oluşacak ama X mesela artı 2 ise artı 2, artı 3 ise artı 3 burada parantezin yanına gelecek. 1 ise direkt X, NO3 oluşacak. Artı H2 bileşiği. Burada zaten bizim maddemizin 1 mol olduğunu söylüyor. 1 mol. HNO3 ise bakın 2 moler 1 litre molarite eşittir N bölü ve hacmi 1 litre olduğu için mol ile molarite eşit. Dolayısıyla HNO3 burada 2 mol. Oluşan H2 de normal koşullarda 22,4 litre yer kaplıyormuş ve normal koşullarda biliyoruz ki 1 mol 22,4 litredir. Dolayısıyla şurası da 1 mol. Şimdi artansız olduğu için X'in katsayısı sayısı 1 iken HNO3'ün katsayısı sayısı 2 olacak. 1'e 1 iken 2'ye 2. 1'e 1, e 1 ise 1 mol oluştuğuna göre bu da katsayısı sayısı 1 olacak. Şimdi burada 2 tane hidrojen, 2 hidrojen. 2 tane nitrat. Dolayısıyla 2 nitrat olması için şöyle olacak. X NO3 2. Dolayısıyla X'in burada yükseltgenme basamağı artı 2 olacak. Yani X burada 2A grubu element olması gerekiyor. Sodyum 1A grubu elementidir. Olmaz. Magnezyum 2A grubu element. Alüminyum da 3A grubu element. Yani sodyum artı 1 değerli kalır. Alüminyum da artı 3 alır daima. Dolayısıyla burada magnezyum olması gerekiyor. Yani C şıkkı diyebiliriz.